Merhaba sevgili izleyiciler, programımıza hoş geldiniz. Bundan sonra her hafta Metnuçe ekranlarında bir arada olacağız. Bu toplumun yok saydığı Aleviler, Kürtler, Ermeniler, Süryaniler, eşcinseller, kadınlar başta olmak üzere tüm ötekilerin dili olmaya çalışacağız. Bugün ilk konuğum Halkların Demokratik Partisi HDP'nin eş genel başkanı Sayın Sebahat Tuncer. Hoş geldiniz Sebahat Hanım. Size tabii çok sorularım olacak ama ilk olarak HDK ve HDP'nin temsil ettiği değerleri konuşmak istiyorum sizinle genel anlamda. Nelerdir bunlar? Ben de öncelikle ilk programınıza katılmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum, onu ifade etmek istiyorum. Halkların Demokratik Kongresi aslında çok uzun süren bir yolculuğun ifadesi diyebiliriz. Sonra 2-3 yıldır biz bu çalışmayı biraz daha somutlaştırmaya çalıştık ama neredeyse 10 yıldır Türkiye'de demokrasi güçlerinin, bu sistemin mağduru olanların yan yana durarak verdiği mücadeleyi daha da ortaklaştırmak, ortak bir gelecek kurma çabasının adı olarak değerlendirebiliriz. Bugüne kadar çeşitli dönemlerde ittifak politikaları olduğu, eylem birliktelikleri olduğu, Türkiye'de yaşanan siyasal toplumsal sorunlara, savaşa karşı kadın mücadelesi, HES'lere karşı ekoloji mücadelesine karşı bir şekilde eylem birliktelikleriyle yan yana duran yapılar bu kez de bunu sadece bir eylem birlikteliği ya da sadece seçimden seçime bir ittifak gücü haline getirmek değil, değişen dünya sisteminde, değişen Orta Doğu ve Türkiye gerçeğinde daha kalıcı bir etkin bir siyasi organizasyona dönüştürme kararı aldık. Kongre çalışmalarından önce biliyorsunuz aslında hep böyle bir çatı partisi tartışmaları ve deneyimi vardı. Biz bu tartışmalarla başladık hani yeniden 2011 yerel seçimler, çünkü Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloğu olarak seçime girmiştik ve büyük bir başarı elde ettik ve bu başarıyla hani bu bir seçim ittifakı değil, asıl bundan sonra devam edecek sözünü vermiştik halkımıza. Bütün bunları tartıştık, ortak bir parti olabilir mi diye. Genelde Türkiye'de partilere yönelik bir negatif algı ve partilerin hani o hiyerarşisi içerisinde kendisine yer bulmama durumu nedeniyle kongre fikri daha sıcak geldi. İşte o zaman Demokratik Toplum Kongresi deneyimi vardı. Ama bizim deneyimimiz tabii hiç DTK deneyimi benzemiyor. Çok daha farklı. Sonuçta DTK Kürdistan'ı bir yapılanma ve oradan bakıyorsunuz hani daha ortak yönleri var ama biz burada hem Kürdistan'ın hem Türkiye'nin çok kimlikli kültürlü yapısında içerisine alan demokrasi mücadelesi, ekoloji mücadelesi, kadın özgürlüğü mücadelesi, sosyal hareketler, LGBT hareketi gibi, kadın hareketi, gençlik hareketi, çok geniş bir kesme içerisine alan yeni bir tartışmayı başlattık. Doğrusu bu tartışma çok heyecan yaratmıştı. Yani kongre fikri, çünkü işte meclislerle örgütleneceğiz, yerelde örgütleneceğiz, merkezi değil yerel karar verecek, merkez yerelin kararlarına uyacak diye. 2 yıllık çalışmamız boyunca aslında bunun ne kadar önemli ve değerli bir şey olduğunu gördük. Gezi direnişi sırasında aslında bu çok somuta indirgendi. Çünkü Gezi'de işte park forumları diye devam eden aslında toplumun ben de varım, benim sözüm yoksa bu sistemi onaylamıyorum yaklaşımı bir kez daha bizim ne kadar doğru bir perspektifle hareket ettiğimizi ama ne kadar yavaş ve söylediğimiz şeyi çok da inanmadığımızı gösterdi aslında. Hani inansak bunun gereğini yerine getirebilirdik. Dolayısıyla DTK'nın böyle bir serüveni var. Yani tüm 5 temel eksen üzerinde demokrasinin yeniden kazanılması. Bunu da şöyle, çünkü Türkiye'de herkes kendisine demokratım diyor. Demokrasiden bahsediyorum. Aslında kimse demokrasi işletmiyor. O yüzden biz demokrasinin yeniden kazanılması diye bir kavram kullandık. Emeğin özgürlüğü. Hani Türkiye'de işçi sınıfının yaşadığı sorunlar, yani sınıf mücadelesini yeniden değerlendirmek, 21. yüzyılda bunu yeniden politikleştirmek, yani gibi bir yaklaşımla ele aldık. Kadın özgürlüğü olmazsa olmaz bir durum zaten. Bu konuda bütün yönetim kademelerinde hem eşit temsil hem de ideolojik olarak kadın özgürlüğünü esas alan bir yaklaşım. Ekoloji mücadelesi yine bu da bizim olmazsa olmazlardan birimiz. Yani yaşamı sadece işte insanlardan varsayan değil, doğayı da bir hak öznesi olarak gören, kent hakkını savunan bir perspektiften baktık.
Beşinci eksen de yani gençliğin bu sürece katılımı. Tabii bunun dışında birçok alan var ama biz bu beş temel eksen üzerinde örgütlenmeye karar verdik. 2 yıllık serüvenimiz sonunda da bir parti kuralım. Daha doğrusu aslında ilk bu çalışmalardan itibaren başta belirttiğim gibi zaten bir çatı partisi fikriyatıyla çıkmıştı ama parti bizi karşılamaz, dar kalır, ÖDP deneyimi, şimdiye kadar çatı partisi deneyimlerin hepsinin negatif sonuçlanmış olması tartışmalarıyla çok yani bunları çok geniş tartıştık. Dolayısıyla kongre fikriyle yola devam ettik. Ama netice itibariyle bu toplumsal örgütlenmenin bir şekilde siyasal ifadesinin, yani aslında bu toplumsal örgütlenmenin kendisi tabii ki siyasal, bunun yani daha görünür kılmasının bir aracını yaratmak durumdayız ve Türkiye'de ne yazık ki bu konuda da bir yöntem, siyasi partiler yöntemi. Bu aracı kullanmak açısından da Ekim'de kongremizi kurduk, partimizi kurduk. Şöyle bir durum var, partiye üye olanlar, kongre üye olanlar parti üye olabiliyor ama kongre üye olmayanlar parti üye olamıyor. Ama kongre bileşenlerin hepsi parti üye olmak zorunda değil. Yani esas olan çünkü bizim kongre zeminimiz. Burada böyle bir esneklik sağlıyoruz. Diğer bir konu kongre meselesinde mesela bizde sadece kurumların temsili yok, bireyler katılıyor. Ve biz bu bireylerin katılımı çok önemsiyoruz. Yani işte siyasi partiler var, dergi çevreleri var. Hani kendisine siyasal bir topluluk şey yapan, parti olarak şey yapmayan ama bir siyasal özne tarafında örgütlenen kesimlerle bireyler var. Dolayısıyla Halkların Demokratik Kongresi her gün yeniden katılıma açık. Meclisleri her an gelip herkes bu kongrede yer alabilir. O açıdan önemli bir konu. İşte HDP ile de parti ile de bu bir araç. Yani asıl olan dediğim gibi biraz önce toplumsal zemin HDP'deki. Bu araçla da Türkiye siyasetine parlamentoda müdahale etme. Orada değiştirici ve dönüştürücü gücümüzü kullanmak istiyoruz. Aslında HDP biraz da ötekilerin partisi diyebiliriz bu anlattığınız eksende. Peki nasıl bir Türkiye öngörüyor HDP? Evet, HDP bütün ötekilerin ayrımcılığa uğramış, kendisini bu ülkede yalnız hissedenlerin yan yana durduğu bir parti. Yani biz Türkiye'yi değiştirmek istiyoruz. Böyle bir iddiamız var. Yani mevcut olan bu sistemi devam ettirmek, sürdürmek değil, bu sistem içerisinde kendimizi hani konumlandırmak değil, tamamen demokratik cumhuriyeti inşa etmek ve Türkiye'nin toplumsal sorunlarına çözüm gücü olmak. İşte nedir? Kürt sorunu çözümü, inanç özgürlüğü meselesi, kadın özgürlüğü meselesi, ekoloji meseleleri. Bütün bu bağlamda kendisine yeni ifade eden bir değişim hareketi olarak da kendimizi görüyoruz. Sadece mevcut olanı idare eden, yöneten değil. Dolayısıyla Türkiye siyaset açısından da o açıdan çok önemli bir deneyim olacak. İlk bir deneyim, biz de bilmiyoruz. Yani sonuçta zamanla öğreniyoruz. Kervan yolda dizilir şeyini kendimize rehber edindik. Yani bütün tartışmalarımız mesela bizim bitmiş. Evet, programımız, tüzüğümüz budur, bizim ilkelerimiz budur. Böyle gidiyoruz, bu değişmez değil. Aksine şimdi bunlar bizim başlangıç ilkelerimiz. O yüzden dikkat ederseniz bizim bütün kongrelerde, toplantılarda bu daha başlangıç sloganı atılıyor. Bu bir gerçeği de ifade ediyor. Gerçekten bu daha bir başlangıç yani. Sürekli her gün yenilenen, dünya koşullarına göre ya da kendi yaşadığımız pratiklerde değişmeye göre kendisini konumlandıran bir noktada bakıyoruz. O açıdan Halkların Demokratik Kongresi ve partisi Türkiye'de değişimin adı olacak. Yani biz bu tekçi, otoriter, baskıcı, Türkiye'deki herkesi kendisini bir şekilde yalnız hissettiren, ayrımcılığa maruz bırakan bu sisteme karşı herkesin benim diyebileceği bir sistemi birlikte inşa etmek, çatışmaların değil, müzakerenin sağlandığı bir toplumsal yapıyı ifade etmek istiyoruz. Mesela Halkların Demokratik Partisi o açıdan aynı zamanda bir müzakerelerin partisi de diyebiliriz. Yani şöyle bir şey değil. Çünkü müzakere sadece devletle toplum arasında ya da iki grup arasında yapılıyormuş gibi oluyor ya. Aslında bizim de birbirimizle bir şekilde bu ülkenin yaşayanları, halkları, inanç gruplarının birbiriyle müzakere etmeye ihtiyacı var. Biz bu kongre çalışmaları sırasında şunu gördük. Aslında biz birbirimize çok yabancılaşmışız. Birbirimizi tanımıyoruz yani. Bize öğretilen bir dille tanınıyoruz. O yüzden herkes bir şekilde birbirini anlattığında, birbirini tanıdığında hem bir yakınlık kuruyor hem de o örülen duvarları
yıkmış oluyor. O açıdan Halkların Demokratik Kongresi ve Partisi yani mevcut bu düzeni bozmak, yeni bir düzeni inşa etme iddiasıyla yola çıkmış bir parti. Sizin de belirttiğiniz gibi siyaset sahnesinde yeni bir partisiniz ama sahiplendiğiniz miras aslında tarihsel bir mirasa da sahipsiniz bu anlamda. Dolayısıyla önemli tecrübelere de sahipsiniz. Tabii önümüzde de bildiğiniz gibi yerel seçimler var. Seçimlerin siyasi sonuçları şüphesiz her parti için de önemli. Sizin için bu seçimlerin önemi nedir? Ya tabii bu yerel seçimler bizim açımızdan bir kendimizi topluma anlatmak açısından da önemli. Biz seçimlere girme kararı alırken çok düşündük doğrusu. Çünkü yapılmayanı yapıyoruz. İki partiyle seçime giriyoruz. Halkların Demokratik Kongresi'nin en önemli bileşenlerinden ya da diyelim ki bugün en örgütlü, özellikle Kürdistan'da örgütlü olan bileşenlerinden BDP. Kürdistan'da BDP adıyla seçime girecek. Biz HDP'nin diğer bileşenleri ve BDP'nin batıdaki örgütlenmeleriyle birlikte HDP adına seçime gireceğiz. Yani Kürdistan'da BDP, Türkiye'de HDP. Bunun çeşitli zorlukları var. Yani aslında tek parti çatısı altında girmeyi tartışmıştık, HDP ile Türkiye genelinde HDP ile girme konusu. Hem bizim örgütlenme sürecimizin biraz yavaş işlemesi, partileşme sürecinin gecikmesi, hem de bu seçimlerin tabii özellikle Kürdistan'da BDP biliyorsunuz yerelde iktidar, hem demokratik özellik iddiamızın da bir gereği olarak, çünkü Halkların Demokratik Partisi'nin de savunduğu şeylerden birisi özerk yönetimler, yerel yönetim. Bu konuda bunu sadece Kürdistan'da değil, bütün Türkiye'de uygulanmasını savunuyoruz. Gereği biz iki partiyle girme formülünde zor olanı seçtik yani yine. Çünkü bu önemli bir fırsattı. Yani biz yani seçimlere girme kararının bir şekilde HDP'nin de örgütlenmesi açısından, halka tanıtılması açısından önemli bir araç olduğunu düşündük. O açıdan seçime girme kararı aldık. Şimdi 59 ilde, 694 ilçede Halkların Demokratik Partisi olarak seçime giriyoruz. BDP 21-22 ilde seçime girecek. Dolayısıyla bu bize yeni bir muazzam alan tanıdı ve bu seçime girme kararımız aslında Türkiye'de yaşanan bu toplumsal gelişmelerle birlikte çok bence önemli bir noktaya, kritik bir noktaya geldi. Bu Türkiye'de özellikle değişim isteyen, barıştan yana, çözümden yana olan çatışmalardan artık bıkan, bu sürekli toplumu kutuplaştıran Kürt, Türk, Alevi, Sünni gibi, yani bu kutupsal şeyleri ayıran ve buradan sürekli bir çatışma üreten şey, zihniyet artık dur demek istemesi açısından da önemli diye düşünüyoruz. O açıdan bu yerel seçimler bizim için bir, hem kendimizi örgütleme, yani bütün Türkiye'de kendimizi örgütleme. İki, kendi politik programımızı, yaklaşımımızı, toplumsal sorunları nasıl çözeceğimize dair yaklaşımımızı halka anlatmak istiyoruz. Yerel seçimler bunun için çok önemli bir fırsat. Yani normalde de örgütleniyorsunuz ama bu bizim açımızdan önemli bir nokta. Çok önemli bir nokta da şu. Türkiye'de siyaset böyle iki kutup arasında yapılıyor. Bir sağ, sol diye ifade edeceğimiz işte muhafazakar sağ AKP temsil ediyor. Hani onunla koalisyon içerisinde olan bazı gruplar var. Solu da işte CHP ve işte onun etrafında olan bazı gruplar temsil ediyor. Ama ikisi de özünde aslında bu sistemi korumak için, yani bu Türkiye'nin tekçi zihniyetini, baskıcı yapısını korumak için mücadele ediyor. Yani onların derdi Türkiye'yi demokratikleşmek falan değil. İşte bu mevcut, işte bizim çok itiraz ettiğimiz 12 Eylül 80 darbe anayasasını bile sahiplerinin bir noktada bu sistemi sürdürmek istiyorlar. Biz insanlara alternatifsiz değilsiniz demek istiyoruz. Yani başka bir seçeneğiniz var. İlla iki kötüyü seçmek zorunda değilsiniz. Yani biz yeni bir sistemi, yeni bir cumhuriyeti birlikte inşa edebiliriz sözünde kullanmak, dolaşıma sokmak istiyoruz. Açıdan da bu yerel seçimler
bizim açımızdan önemli. Çünkü biz şu iddiadayız. Bu yerel seçimde sandıkta çıkacağız. Önümüzdeki seçimlerde ana muhalefet olacağız. Bir sonrakinde de iktidar ortağı olacağız ya da iktidar olacağız diye, yani bu kadar kendisine hedefli olan bir yerden bakıyoruz. Kaldı ki Türkiye'de yaşanan, mesela ben çok iki tarihi gelişme yaşandı bu süreç içerisinde. HDP'nin kuruluşu, HDP ve HDP'nin kuruluş döneminde. Bir tanesi Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın Ahmet Nevroz'un da bütün dünya kamuoyuna duyurduğu manifesto. Yani yeni bir dönem ifade eden, Kürt sorun çözüm konusunda diyalog ve müzakereyi esas alan ve bu konuda Türkiye halklarına yeni bir seçenek sunan yaklaşım manifestosuyla, arkasından Gezi direnişi. Yani aslında Türkiye halklarının ilk kez bu kadar kitlesel ve uzun süreli, neredeyse bir ay, çok güçlü bir isyanını, itirazını yaşadık. Yani Edibese dedi artık bu tek tipleştirmeye, yaşam tarzına müdahaleye, ben yaptım olduğu denen tarzı. Bu iki tarihi gelişme aslında HDP'nin geleceği açısından da çok önemli bir konu. Biraz önce söyledim, HDP aynı zamanda müzakerenin partisi diye. Bu anlamda da gerçekten ne Kürdistan'la Türkiye'yi birbirine yeniden buluşturacak. Ama evrensel hukuk değerleriyle, işte 21. yüzyılın insanlık değerleriyle, çatışma üreten değil, çözüm üreten, barış üreten, müzakerenin yöntemlerine göre yeni bir süreci birlikte geliştirecek partinin de adı olacak. O açıdan biz bu yerel seçimleri, bütün bunları anlatma fırsatı, kendimizi örgütleme, bu süreci de halka anlatma ve onlarla birlikte paylaşma imkanı olarak da görüyoruz. Şimdi Sabahat Hanımcığım, iddialarınız var, yeni bir partisiniz ve yeni bir parti olmanıza rağmen biraz önce dediğiniz gibi birçok merkezde de seçimlere gidiyorsunuz. Adaylarınızda belirlediğiniz kriterler nelerdir? Ya biz bu 5 eksen diye ifade ettim ya, hani gerçekten bunlara, HDP'nin bu ilkelerine uyan ama aynı zamanda işte kent suçu işlemeyen, insanlık suçu işlemeyen, kadına yönelik şiddet uygulamayan, demokratik, kadın özgürlüğünden yana ekolojik bir perspektife sahip, insan hak ve özgürlüklerine saygılı olan herkes bizde aday olabiliyor. Şimdi biz eş başkanlık sistemini de uygulayacağız. Biliyorsunuz biz... Bunu soracaktım. Sizde eş başkanlık var mı diye. Biz şöyle, yani ondan fazla parti var bizim bileşenimiz. İşte biraz önce söyledim, gruplar var, siyasi gruplar, bireyler. Şimdi biz bütün bu partilerin olumlu yönlerini, bu hareketlerin, toplumsal hareketlerin olumlu yönlerini hepsini aldık ve bunu geliştirmeye çalışıyoruz. İşte ekoloji hareketlerinin verdiği ekoloji mücadelesini, ortaya çıkarttıkları değerleri, ilkeleri kendi ilkemiz olarak görüyoruz. İşte kent suçları diye bir şey var. Mesela diyoruz ki artık kent suçları işlemeyenler bizimle birlikte olabilir. Ekolojik bir perspektife sahip olan, HES'lere karşı olan, doğayı bir hak öznesi olarak görenler. Mesela bu tabii ekoloji hareketinin bir mücadelesinin kazanımı. Yine inanç özgürlüğü meselesinde Alevilerin hak ve özgürlüklerini savunan, yani bu konuda Alevilerin eşit yurttaşlık hakları konusunda mücadele edenlerin kazanımını kendimize kattık. Yine demokratik Müslümanların bugüne kadar verdiği gerçekten demokrasi eşitlik mücadelesini kendimize aldık. Kürt Özgürlük Hareketi'nin de bütün olumlu, özellikle kadın özgürlüğünden yana bütün özelliklerini aldık. O açıdan biz mesela BDP'de %40 cinsiyet kotası uyguluyor. Biz %50'ye çıkardık bunu, eşit temsile, fermuar sistemi uyguluyoruz. Bu sadece şeyde değil, yönetimlerde mesela meclis üyeliklerinde bir kadın bir erkek, önce kadın sonra erkek, eşit temsil sağlıyoruz. Hatta İstanbul'da adalarda hiç erkek yok, hepsi kadın olacak adaylarımızın. Eş başkanlık sistemini uyguluyoruz. Eş başkanlardan birisi mutlaka kadın ve bu konuda şöyle bir şey var. Hiç tartışma yaratılmadı mesela. Bazı yerlerde hani kadın mücadelemizin zayıf olduğu, yeni olduğumuz yerlerde insanlar yani bir kadın eş başkan olsun diye çaba harcıyor. Bunlar mesela çok önemli deneyimler bizim açımızdan. Dolayısıyla biz bütün bileşenlerimizin bu işte emek mücadelesi veren işte hareketlerin, sendikaların bütün ortaya çıkarttığı değerleri sahipleniyor ve bunu geliştirme konusunda da kendimize bir yol ediniyoruz. O yüzden dedim ya, yani bir mirasın da, yani bir geçmiş mirasını, emekçilerin, demokrasi ve özgürlük mücadelesi yürütenlerin bugüne kadar yarattıkları birikimi de kendi deneyimimiz olarak görüyoruz. Ama bununla yetinmiyoruz.
yeni deneyimler kazanmak, bunu gelecek kuşaklara taşımak gibi de bir sorumlulukla kendimizi bağlamış durumdayız. Yani. Bir süre önce basında belli tartışmalar oldu. Aslında hepimizin de merak ettiği bir konu bu. HDP ile CHP'nin ittifak tartışmaları vardı. Özellikle bu ittifak İstanbul için düşünüldü mü ya da geçerli mi? Nedir o tartışmaların gidişatı? Biraz o konu hakkında bilgi alabilir miyiz? Ya bu tabii her seçim öncesi bu ittifak tartışmaları doğal olarak gündeme geliyor. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak zaten birçok bileşenden oluşuyoruz ve biz genel olarak ittifak politikasını tartışırken şöyle ifade ettik. Toplumsal kesimler bizim ittifak alanımızdır. Halklar bizim ittifak yapacağımız, birlikte yani gelecek için birlikte mücadele edeceğimiz güçlerdir. Ya o dönemlerde işte İstanbul'da bir ittifak olur mu? Özellikle bu Türkiye'de bir kabı bir AKP karşıtlığından da kaynaklı. Özellikle yerelde, tabanda hani oylar bölünüyor. İşte CHP ile neden ittifak yapılmıyor ya da işte bu defa birlikte hareket edin diye. Aslında ben şimdi biraz baktım. Her dönem bize bunlar dayatıldı. Ben kaç dönemdir seçimlere giriyorum. Her defasında aslında aynı sözleri duyuyoruz. Ama hep aynı çevre hiçbir zaman diğer karşı tarafa, örneğin işte CHP'ye ya da AKP'ye değişin işte demiyor. Daha çok yani bizleri, demokrasi mücadelesi verenleri bir yerlere yedekleme yaklaşımı içerisinde. Biz bu konuda şöyle ifade ettik. Açık, ilkeli, bir protokole dayalı şeyi kabul ederiz tabii ki. Niye olmasın? Hem genel siyasal mücadeleler konusunda ortaklaşacağımız, yerel yönetimler konusunda örneğin işte bizim yerel yönetimi anlayışımızı paylaşacak, rantı değil kenti yönetmeye aday bir şeyi yaklaşımla olabilir açık bir şekilde, ama toplumdan gizli değil, açık bir şekilde yapılabilir konusunda. Bu konuda CHP ile bir görüşmemiz oldu doğrusu. Yani bu toplumsal tabandan da gelen hani birliktelik konusunda özellikle Alevi tabanında böyle bir çağrısı vardı. Çünkü mevcut aslında CHP'den memnun değiller. İyi olmasını istiyorlar. AKP'den hiç kimse memnun değil. Dolayısıyla böyle bir şey içerisinde, ikilem içerisinde yani denize düşen yılana sarılır misali böyle bir yaklaşım içerisinde de. Ama biz orada bu biraz önce söylediğim ilkelerimizi ifade ettiğimizde kendileri çok kesin bir dille bunu yapamayacaklarını ifade ettiler. Yerelde ittifak olabilir ama bu böyle açık, ilkeli, ilkeler bağlamında ya da protokole dayalı bir şey olmaz diye. Bunu da bizim kabul etmemiz mümkün değil zaten. Biz o konudaki tavrımızı çok net olarak ifade ettik. Yani halkımıza da bu sözü verdik. Biz ne yapacaksak birlikte yapacağız. Gizli kapaklı hiçbir iş yapmayacağız. Çünkü önemli olan bu konuda halkın bu sürece güçlü dahil olması. Dolayısıyla biz hiçbir şu an yani HDP bileşenleri dışında yine söylediğim gibi toplumsal hareketlerle, tabii ki Alevi hareketi, kadın hareketi, ekoloji hareketi, feminist hareketler, LGBT hareketi, bütün bu kesimlerle ittifak şeylerini tartışabiliriz toplumsal kesimle, ama siyasi bir partiyle ittifak şeyimiz yok. Biz her yerde 59 ilde aday gösteriliyoruz ve kenti de yönetmeye adayız. Bu konuda şöyle bir yaklaşımımız yok. Yani hani aday gösterelim de ne olursa olsun değil. Aksine aday gösteriyoruz çünkü iddialıyız. Bu kentleri en iyi biz yönetebiliriz. Yani bu konuda bir deneyiminiz var mı? Evet var, işte Kürdistan'daki deneyimler var. Daha önce Fatsa deneyimi var. Daha iyi bir kent yönetimi, yerel yönetim anlayışı mümkün. Yani biz bu konuda da kendimizi iddialı görüyoruz. Bu konuda hiç de mütevazı davranmayacağız. Yani bulunduğumuz bütün yerlerdeki aday arkadaşlarımız da bunu yapabilecek nitelikte ve güçte. Hepsi bir şekilde toplumsal muhalefetin içerisinde yer almış, ekoloji mücadelesinin içerisinde yer almış, bunun için mücadele etmiş arkadaşlarımız şu an bizimle birlikte aday. O açıdan halk da bunu gördüğünde eminim daha partiyi de daha yakından tanıyacak ve bu konuda bizimle birlikte olmak isteğini gösterecektir. Kaldı ki şöyle, ben çok yalnız görüyorum. İnsanlar sokakta biz sizin mücadelenizi çok beğeniyoruz, sizi çok destekliyoruz diyen başka partilerden kişilerle çok karşılaşıyorum. Hatta onlara espri yapıyorum. Madem bu kadar beğeniyorsunuz, bir muhalefet yapıyoruz, o zaman gelin birlikte yapalım diye. Tabii bazı alışkanlıklar var. Hala klasik anlamda dediğim gibi o bir kaba bir şey, iktidar karşıtlığının verdiği
iktidara karşı başka bir gücü konumlandırma yaklaşımı var. Biz iktidarın karşısına aynı zihniyette, yani biri dini giyinmiş kendi şeyine, biri laikliği giymiş. Aslında ikisi de bizim için aynı. Mesela iki topluma eziyet edecek. İki iktidar gücünü kabul edecek. Bir şey sormak istiyorum. Çok da merak edilen bir konu aslında. Şimdi size yönelik takım eleştiriler var. Yani HDP'nin ya da işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı işte Sırrı Bey'in, Sırrı Süreyya Önder'in işte oyları bölüyor üzerine biliyorsunuz bir spekülasyon yaratılıyor. Birincisi bu meseleye ne diyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz ve gerçekten oyları bölüyor musunuz? Ya bu oyları bölme diye şey hikaye yani. Aslında hiçbir oy bölünme meselesi yok ama bölsek iyi olur. Yani ben o konuda şöyle düşünüyorum. Yani başından beri yani oylar bölünüyor diye bir yaklaşım var. Ama oyların bölündüğü yok. Herkes zaten kendi partisine oy veriyor yani. Bugün işte HDP'nin, BDP'nin, MHP'nin, neyse ESP'nin, SDP'nin, Yeşiller Sol Gelecek Partisi'nin, DİSP'nin, bizim bileşenlerimiz açısından söylüyorum. SYKP'nin üyeleri, şeyleri zaten bu partilerle birlikte olanlar, bizimle birlikte yol arkadaşlığı yapanlar, yoldaşlık yapan arkadaşlar, yine de antikapitalist Müslümanlar, Alevi hareketleri, bunlar zaten bizimle. Diğerleri de zaten işte ya AKP iledir, CHP iledir, MHP iledir. Bu konuda bir ol bölme diye bir durum yok. Ama bu konuda şöyle bir sorunumuz var tabii. Mesela mevcut bu partilerin yani bu düzeni devam ettirmek isteyenlerden biz oy bölmek istiyoruz yani. Biz onlardan oy almak istiyoruz. Hem CHP'den hem AKP'den hem diğer yapılardan şeyde yani bu iki toplumsal kesimde de aslında bizim tabanımız olan bu ülkede gerçekten demokrasi, özgürlük, adalet, barış isteyen kesimler var yani halk konusunda. Bunlar şimdi durdukları nokta zannediyorlar ki hani bu gücün yanında olunca bütün bunlar daha rahat gelecek ama tersi bir nokta. Onlar iktidarda oldukça bu düzen devam edecek. O yüzden biz oradaki bizim gerçek oylarımızı almak istiyoruz. Onların oylarını bölmek istiyoruz. Bizden oraya bir yer gitmez zaten o konuda şeyimiz yok ama o açıdan bölebilirsek iyi olur. Bunu yapabilirsek ancak bu partiler değişir. Çünkü bu partiler işte dikkat edin iktidar partisi durmadan diyor ki %50 oyun var deyip kendisini ona dayatıyor. Bütün politika, baskı politikaları, faşizan politikalarının gerekçesine bunu yapıyor. %50 desteğim var. İşte CHP mevcut bu çözümsüzlük politikalarını, bu işte sosyal demokrasiye getirdiği o tutucu hali nedeni de işte arkasında %25-30 oranda oy var. Buna dayandırıyor ve bunu koruma niyetinde. Bu onu giderek tutuculaştırıyor, milliyetçileştiriyor. Dolayısıyla biz bu iki kesimin yani oylarını bölmeyi hedefliyoruz. Böleceğimize de inanıyoruz. Yani bu bugün ne kadar olur bu yerel seçimlerde bilmiyorum ama buradan yol alacağız. İkincisi buradaki bu %10 temsiliyet krizini aşmak istiyoruz biz. Yani Türkiye'de dikkat ederseniz işte %10 barajı sonuçta daha çok Kürtler, demokratlar, sosyalistler, feministler meclise girmesin diye alınmış bir karar ve hala bu devam ediyor. Bu AKP, CHP, MHP'nin ittifakıyla devam ediyor. Her ne kadar CHP işte baraj düşsün falan dese de hep kendileri de iktidarda olduğu zaman düşürmediler. Böyle bir şeyler olmadı. Şimdi yani başka iktidardayken zorluyorlar ama gerçekten değiştirme niyetleri olsa bugün anayasanın değişmesi konusunda yani anayasa masası devrilmezdi. O açıdan biz bu temsiliyet krizinde bu yerel seçimlerde artık aşmak istiyoruz. Bizim %10 baraj sorunumuz yok aslında. Dolayısıyla bundan sonraki sürecin gelişebilmesi açısından da bu yerel seçim önemli. Tabii yerel seçim sadece bir yerel seçim olmayacak. Siz de biliyorsunuz Türkiye'deki siyasal gelişmeler 17 Aralık'tan sonra Türkiye'de çok yeni bir durum yaşandı. Yaşanıyor, yaşamaya devam ediyor. Yani yolsuzluk ayyuka çıkmış durumda. Yani sistem krizi çok daha derinleşiyor. Bu sistem krizi önümüzdeki dönem belli ki ekonomik krizle biraz daha da derinleşecek. Yani dolayısıyla bu kriz bize yeni olanaklar sunuyor. Bu olanakları eğer güçlü değerlendirir, güçlü örgütlenirsek Türkiye'de emekçilerin, ezilenlerin, ötekilerin iktidar olma şansı ortaya çıkıyor. Bizler hep kendimizi muhalefette konumlandırmışız ya. Hiç sadece sokakta muhalefet eden, itiraz eden, gaz yiyen, jop yiyenler olarak bu defa değiştirebiliriz gerçekten. Yani iktidarı dönüştürebiliriz. O açıdan bu oylar bölünmesinin meselesine biraz da bu perspektiften bakmak gerekiyor. Oyları bölmek lazım yani. O gezi sürecinde de farklı bir dil ortaya çıktı özellikle gençler boyutuyla. Şimdi
Tabii önemli bir meselemiz daha var. Mesela Türkiye'nin ve Kürdistan'ın çok ağır sorunları var, sizin de bildiğiniz gibi. Özellikle Orta Doğu'dan da söz edebiliriz bu anlamda. Bunların başında da Kürt meselesi geliyor. Sorunun çözümü tabii çok tartışıldı, belki tartışılıyor ama öncelik sizin düşüncenizi merak ediyorum bu anlamda. Biz şu an nasıl bir noktada duruyoruz? Ya da ne olması gerekiyor? Biraz bu temelde görüşlerinizi almak istiyorum. Ya tabii Kürt sorunu çözümü konusunda bence muazzam bir olanak yaratıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Şöyle, tabii bu olanağı devlet yaratmadı. Kürt halkı 30 yıldır direnerek bugüne kadar geldi. Bu mücadeleyi yürüttü. Biraz önce de söylediğim gibi Sayın Öcalan'ın Ahmet Nevroz'unda, 2013 Ahmet Nevroz'unda başlattığı yeni bir süreç var. Bu süreç muazzam bir alan yarattı. Yani sadece Kürdistan'da değil, Türkiye'de de barışa, çözüme destek çok fazla arttı. İlk kez belki Batı Kürtleri anlama, görme, yani bu savaşın, çatışmanın bitmesi konusunda bir talepte bulunma noktasına gitti. Yani bu konuda işte hükümeti de bazı adımlar atmaya zorlayan, işte bu akil insanlar meselesi, mecliste komisyon kuruldu. Belki hani bunlar çok yeterince bir şey yaratmasa da şöyle bir şey yarattı. Barış herkesin ihtiyacı meselesi. Şimdi anketler falan yapılıyor. Türkiye'de barış sürecine destek %70, %80'lerde. Bu muazzam bir durum. Ya zaten Kürt halkı yıllardır verdiği bu eşitlik ve özgürlük mücadelesi nedeniyle hani savaşa da barışa da hazır olduğunu her fırsatta ifade ediyordu. Türkiye cephesinden bu barışa yönelikçiliğin artmış olması önemli. Ama bu barışın nasıl olacağı meselesi önemli. Şimdi iki barış tanımı var. Bir devletin barışı. Devletin barışı aslında teslimiyeti içeriyor. Yani onunla Kürt sorununu çözmek, Kürtlerin hak ve özgürlüklerini sağlamak yerine silahlardan kurtulmak, PKK'den kurtulmak istiyorlar. Yani genel yaklaşımları bu. Şimdi geleneksel devletin yaklaşımı da böyle. Kürtlerse, bu Kürtler açısından barışsa şöyle bir şey. Yani dili, kimliği, kültürü, kendi kendini yönetme hakkı, özgürlükler ve eşitlik demek. Yani o açıdan iki barış söylemi açısından nüans olarak fark var. Ama burada bunun da hangi barış olacağına karar verecek olan yine direnen, mücadele eden güçler olacak yani. Şimdi bakıyorsunuz bir yandan hükümet yani işte İmralı'da Kürt halkı önderi Sayın Öcalan'la diyalog, devlet heyeti görüşüyor. Milletvekili arkadaşlarımız gidip görüşüyor, geliyor. Ama bir yandan da işte geçenlerde ses kaydı çıktı. Paris'te 3 kadın devrimci katlediliyor. Ve bunda MIT'in rolü olduğu söyleniyor. Yani MIT bazı açıklamalar yaptı ama bu bizi tatmin eden bir nokta değil yani. Sizi ki Oslo sürecinde de gördük. Bir yandan işte Oslo'da görüşmeler yapılıyor. Bir yandan savaş çok daha derinleşiyor. Bu aslında devletin şeyiyle alakalı bir durum. Yani gerçekte sorun çözme niyeti olmamasıyla alakalı bir durum. Bu konuda çözümü dayatan güçle Kürt Özgürlük Hareketi. Ama gelinen noktada Türkiye ya bu sorunu çözecek ya kendisi çözülecek. Yani Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, işte Orta Doğu'nun yeniden dizaynı, yanı başımızda Suriye'de yaşanan gelişme, Rojava devrimi, yani bütün bunlar Türkiye'nin kendi sorunu çözmesi konusunda baskılayıcı bir rol de oynuyor bence. Ama Türkiye hala buna rağmen sorunu çözmekten ziyade sorunu yönetebilmek, kontrol edebilmek konusunda bir çaba içerisinde. Hükümet de bu süreci seçime yönelik bir oyalama taktiğine dönüştürmek istiyor. İşte, ama bunun karşısında zorlanıyor. Çünkü bu zorlanmalara göre de adım atacak mı, atmayacak mı bağlı. Bu bağlamda ben hep şöyle düşünüyorum. Şimdiye kadar da böyle durdum. Yani bu çözüm sürecinin geleceği devlete değil, bize bağlı. Bu devleti bugüne kadar değiştirip dönüştüren Kürt halkının kendi iradesi, özgürlük mücadelesi, bütün bedellere rağmen yılmadan, bıkmadan bu mücadeleyi sürdürmesi ve bu devleti değiştirdi. Yani bugün AKP, yarın başka bir parti, fark etmeyecek. Yani bu çözüm iradesi iktidarda kim olursa olsun bu halkın bu özgürlük talebini, eşitlik talebini, örgütlü mücadelesi karşısında mutlaka adım atacak. Ama bunun bir an önce olması gerektiğini düşünüyoruz biz. Çünkü her uzayan süreç, yani savaşın uzamasını, çatışmaların uzamasını, daha çok insan kaybı, ekonomik kayıp olmasını beraberinde getiriyor. Yani bu ciddi anlamda sorun bir dönem. Bu çözüm müzakere sürecinin, yani diyalog ve müzakere sürecinin, başlatan sürecin başarıya ulaşması konusunda ciddi bir, muazzam bir olanak var. Toplum destekliyor, halk destekliyor. Yani eskiden
bu tip şeyde çok ciddi sorun olurdu. Bugün hatta işte MHP'nin kışkırtmalarına rağmen, CHP'nin bu süreçte bozma şeylerine rağmen hani destek olmuyor, bırakalım hani gelişmesi konusunda hiçbir adım atmamasına rağmen toplumda büyük bir destek haline gelmiş durumda. Dolayısıyla bunu bir fırsata çevirmek gerekiyor. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak o yüzden diyoruz ki çözümün müzakerenin, birlikte yaşamın da adresiyiz. Mesela bu ne AKP, ne CHP, ne MHP çözüm iradesine sahip değiller yani. Onlar çözmek istemiyorlar. Daha çok devletin devlet cephesinden bakıyorlar, halklar cephesinden değil. Özgürlükleri genişletmek, eşit yurttaşlık haklarını savunmak değil. Aksine işte Türkiye'nin bu tek dil, tek millet, tek düşünce, tek inanç, devletin bölünmez bütünlüğü ya da ulus devletin bütün bu geriliklerine sahip çıkarak mevcut durumu yönetebilir olmak istiyorlar. O açıdan da adresi HDP yani. Çünkü HDP bu işi çözecek, çözmek istiyor. Ve dünyada bakıyorsunuz bu çatışma süreçlerine, müzakere süreçlerinin başarılı olduğu ülkeler daha çok çözüm iradesinin geliştiği iktidarlar zamanında olmuş. Yani çözüm iradesi olmazsa, bu konuda irade göstermeyen, başka başka nedenlerle bu süreci oyalamak isteyen ya da kendi lehine çevirmek isteyen bütün girişimler başarısız olmuş. O açıdan bu çözüm iradesini geliştirecek olan bir yapıda bizde var. Dolayısıyla biz yani önümüzdeki süreçte yerel seçimler meselesinde de, genel seçimlerde bir dizi seçim sürecine giriyoruz biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçimi. Bütün bu süreçlerde temel gündemlerimizden birisi halkların eşitliği ve barış meselesi olacak yani. Tabii şöyle bir şey de çıkıyor aslında. Gerek bizim gerek tüm dünyanın savaşlardan yorgun olduğu bir süreçte savaşta ısrar eden bir kesimin olduğu da aşikar. Tam da bu noktada şunu sormak isterim size. Hükümetin Türkiye'de Kürt sorunu çözeceğini söylüyor. Yani bize ifade edilen bu. Fakat Rojava'yı hala tehdit olarak görüyor. Bu da tabii doğal olarak çözümü zorlaştırıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya biraz önce de söylediğim gibi hükümet tabii çözmekten ziyade bir şekilde kendi politikalarına göre bu işten kurtulmak istiyor, öyle diyeyim yani. Kürt sorunu çözmekten ziyade bu meseleden kurtulmak istiyor. Yani çözmek isteyen bir hükümetin yapması gereken ilk şey, yani kendi toprakları içerisinde yaşayan halkın özgürlüğü konusunda adım atmaktır. Yani bakın PMK'ya bakın, TCK'ya bakın, Türkiye'deki yasal şeylere bakın, hepsi gerçekten şeyle devam ediyor. Mesela en son Cumhurbaşkanı artık PKK tehdit olmaktan çıkmıştır diye bir söz söyledi. Bu çok önemli bir şey. Yani işte terörle, başbakan dedi, terörle mücadele kanunu değiştireceğiz. Ama henüz daha nasıl olacağı meselesi sorunlu. Niye sorunlu? Çünkü mesela bunu muhataplarıyla yapmıyor yani. Mesela kendileri oturuyorlar, kendi bakış açılarına göre işte bir yasal düzenleme yapıyor. Eğer gerçekten siz çözümden yanaysanız, müzakereden yanaysanız oturursunuz. BDP var, değil mi? Parlamentoda grubu bulunan partilerle görüşüyor. Diğerleri görüşmüyor mu? Çözümden yana olan BDP var, HDP var. Siz bir araya gelirsiniz, tartışırsınız. Bu işi nasıl çözebiliriz? Yıllardır siz bu konuda söz söylüyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Bu TMK nasıl, TMK'yı kaldıracağız ama nasıl olacak ki? Biz anlıyoruz ki bu TMK'yı kaldırınca bazı maddeleri TCK'ya aktaracaklar. Arasında zihniyet değişmiyor. O açıdan böyle bir çözüm şeyi yok. Rojava'ya yaklaşım konusunda da ifade ettiğiniz durum var. İşte Cenevre 2'ye katılmasını engelledi. Rojava'yı kendisine bir tehdit olarak görüyor mesela hükümet ve bu konuda sınırları açmıyor. İnsani yardıma bile açmıyor sınırları. Bunlar çok bizim açımızdan çok sorunlu bir durum. Peki bu kadar ümitsiz mi durum diye düşünüyorsun? O açıdan ben ümidin iktidardan yana değil, aslında Kürtlerden yana olduğunu düşünüyorum ve AKP'nin gerçekten bu krizden çıkmasının tek çözümünün de daha çok özgürlük, demokratikleşme, şeffaflık olduğunu düşünüyorum. Bakın şimdi Türkiye nasıl bir durum yaşıyor? İşte 17 Aralık'ta bir operasyonla Türkiye. Şimdiye kadar söylediğimiz, aslında bu ülkede insanların emeğine göz dikenler var. Bizim ekmeğimize göz dikenler var. Kendi çıkarları için bunu her türlü devletin bütün olanakları kendisi çıkar için kullananlar var diye ifade ediyorduk. 17 Aralık'ta bu ortaya çıktı. İşte ayakkabı kutularında paralar çıktı.
Türkiye'de yolsuzluk bir gerçeği var. Mesela bunu örtebilir misiniz? Yolsuzluk, yani insanların bu kadar yoksulluğa da yaşadığı, işte bebeklerin açlıktan, soğuktan öldüğü bir ülkede insanların açlık sınırında yaşamak zorunda kaldığı, işçilerin her gün işten çıkartıldığı, fabrikalarında işte Kozova işçileri fabrikayı ayakta tutuyorlar. İşte kazaklarını örüp satarak geçimini sağlamak istiyor. Feniş neden insanlar hala işte fabrikayı her gün açıp gidiyor ama emeğinin karşılığını alamıyor. Hey tekstil işçileri kaç yıldır emek mücadelesi veriyor. Her gün işçiler insanlar işten çıkartıyor. Böylesi bir yerde işte başbakanın ve adamlarının Türkiye'nin kaynaklarını kendi çıkar için, bir grubun çıkar için kullanması kabul edilebilir bir durum değil yani. O ayakkabı kutularında çıkan parayla ne kadar insan belki barınma hakkına, işte Van'daki depremzedeler barınma hakkına kavuşacak. İnsanlar gerçekten insanca yaşam koşullarına kavuşacak. Ama bu kabul edilebilir bir durum değil. İkinci bir kriz, yani bu bir açığa çıkmış bir durum. İkincisi de Türkiye'de giderek çatışmaya dönüşen toplumsal sorunlar. Yani artık ciddi anlamda AKP'nin bu baskıcı oligarşik yapısı, otoriter yapısına itiraz eden toplumsal kesimler var. Ben yaptım oldu diyor başbakan. Mesela dikkat edin, tek adam şeyi var yani. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Buradan çıkışın tek yolu demokratikleşme. Yani AKP bir bu yolsuzluğun hesabını vermeli yani. Bu yolsuzluk işte bu bir darbedir efendim, işte dost modern de bir darbe diyor. Başbakan aslında bunda bir şeyi itiraf ediyor. Ben hep söylüyorum, şimdiye kadar birlikte yiyorlardı, şimdi birbirini yiyorlar. Çünkü bu sistemi birlikte inşa ettiler. Cemaatle AKP birlikte inşa etti yani. Dolayısıyla şimdi dost modern darbe demesinin özünde de bu var. AKP'nin itirazı bu düzene değil. Hani bu yolsuzluk meselesini o kadar kabullenmişler ki bunu çok doğal bir şey olarak görüyor. İşte kendilerine bir komplo kuruluyor. Bir komplo varsa bir halka yönelik komplodur. Bununla bir yüzleşme gerçeğini, yani devlet de mesela biz hep yüzleşme deyince işte katliamlarla yüzleşme, yaşanan acılarla yüzleşme deniyor. Aslında bu çürümüşlükle de yüzleşmek zorunda Türkiye. Bu çürümüşlüğün kaynağı nereden? Yine aslında Kürdistan'daki savaşta. 90'lı yıllarda hep bir örtülü ödenek diye bir şey nereden çıktı? Aslında buradan çıktı. İkili hukuk var. Dünyanın hiçbir dönüşü yoktur örtülü ödenekte. Türkiye'de işte Kürdistan'da ayrı hukuk, Türkiye'de ayrı hukuk, kadına ayrı hukuk, erkeğe ayrı hukuk, işte Ermeni ayrı hukuk, Araba ayrı hukuk, Türkiye ayrı hukuk. Yani böyle bir hukuku Kürdistan'daki savaş nedeniyle meşrulaştırdılar. Hala mesela Kürdistan'da işte ortaya çıkan hukuksuzluklar gerçekten yapılmıyor. İşte faili meçhul cinayetlerin sorumluları yargılanmıyor. İşte katliamlar sorgulanmıyor. En son Roboski katliamında gördük, işte takipsizlik karar verdiler. Bu kadar açık ve aleni meselesi olduğu halde, yani yargıya müdahale, bütün bunlarla yüzleşmek lazım. İkincisi yargı sistemi mesela. Türkiye'de mesela bu yargı sistemi çürümüştüğünü hep biz biliyorduk. Yani biz mağdurlar olduğumuz için bu yargı sistemin, ama bu yargının bir zihinsel altyapısı var, zihniyet yapısı var. Şimdi AKP bunu da koruyor. Şimdi yargıya müdahale ediyor bu şeyle. Ama bu da sorunlu bir şey. Mesela bu yargıya nasıl müdahale ediyor? Kendini korumak için. Yani halkı korumak, bireyi korumak, devletle birey arasındaki bu dengeyi tutturmak, eşitlik ve özgürlükleri değil. Aslında hani sadece bir grubun, bir zümrenin hakkını korumak için yapılıyor. Yani Türkiye'de bu çürümüş sisteme, düzene dur demek, bunlarla yüzleşmek ve demokratik bir sistemi inşa etmek olmadan Türkiye'nin kurtuluşu mümkün değil. Kürt sorun çözümü bağlamında da bu böyle. Yani çünkü bu ikili hukuk ortadan kalktığında, Türkiye'de bütün halkların hak ve özgürlükleri eşit yurttaşlık temelinde sağlandığı zaman zaten çatışma zemini ortadan kalkmış olacak. Ve mesela dünyada bir baktık bu yolsuzluk endekslerine falan. Demokrasi en zayıf olan ülkelerde yolsuzluk, rüşvet, bu noktada çok fazla çıkıyor. Yani demokrasi güçlü olan ülkelerde bu yok. Mesela denetimi açık hale getiriyor. Türkiye Sayıştay raporlarını bile vermedi AKP, yani denetimi açık hale getirmiyor kendisini. Dolayısıyla bütün bunlar açısından yani Türkiye'nin bu geçmişiyle yüzleşme, bu mevcut yolsuzluk sistemiyle yüzleşme, sürekli bir çürüyen bu sistemle yüzleşme ve bu konuda demokratik bir adım atmaktan başka şansı yok yani. Eğer bunu AKP atmazsa zaten gidicidir yani. Bugün AKP baş aşağı gidişi başlamıştır. Şimdi başbakan kendisini korumaya çalışıyor ama sonuçta bu halkın vicdanı var, yani toplumun vicdanı var. AKP %50'ye dayanarak her türlü hukuksuzluğu hukuk gibi dayattı. Ama bugün bu kendisine oy veren %50 açısından söylüyorum. Bence çok da vicdanlı davranacak. Yani kendisi
gerçekten bu kadar yoksulluk içerisinde yaşarken, iş bulamazken, geleceğe dair bu kadar ümitsizken, iktidar partisinin bu kadar her şeyi kendi etrafında döndürme şey yapmasına izin vermeyecektir diye düşünüyorum. Biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi bir kere aslında belki demokrasi kavramını iyi tartışmak gerekiyor. Yani bugün herkesin ağzında bir demokrasi var ama belirttiğiniz gibi birçok hak ihlali olan da ülke burası. Tabii ben şeyi sormak istiyorum. Biraz önce siz bahsettiniz 17 Aralık'la ilgili görüşlerinizi. Özellikle hükümet ve Gülen cemaati arasında bir kavga var. Yani bize yansıyan bir kavga var. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu kavganın arka planı nedir? Böyle bir kavga var mı? Yani kavga var işte da. Kavga niye var mesela sorusu ya da nereden çıktı bu kavga meselesi önemli. Biz bu 2009'da biliyorsunuz DTP'ye yönelik büyük bir operasyon oldu. O zaman bütün yöneticilerimiz tutuklandı. Biz o zaman bunun bir siyasi operasyon olduğunu söylemiştik. AKP hükümeti hiçbir hükümetin yapmadığı şeyi yaptı. Aslına bakıyorsunuz yani Türkiye'deki 30 yıllık savaş gerçeğini. Mesela şimdiye kadar hep askeri yöntemlerle mücadele etme konusunda hükümetlerin bir yaklaşımı var. AKP döneminde ilk kez cemaatin de desteğiyle toplumsal zeminde bataklığı kurutmak diye ifade edeceği. Önce aslında işte Kürt hareketine, Özgürlük hareketine, PKK'ye halkın desteğini ortadan kaldırmak için toplumsal zeminine yöneldiler. Yani bir yandan dikkat edin 2009'dan 2012'ye kadar en çok ölümün olduğu, işte insan hakları ihlallerinin olduğu bir süreç. Mesela işte kimyasal silah kullandığı gerilla, en çok gerilla ve asker kaybının olduğu bir dönem. Bununla birlikte 10 binden fazla insan sorgulamada 40 bine yakın toplamda insan bu özel yetkili mahkemeler ağırlaştırmış mahkemelerin şeyinden geçti. 10 bin arkadaşımız da tutuklandı. Yani AKP toplumsal zeminde şey yapmak için özel bir çaba harcadı ve bunu cemaatle birlikte yaptılar. Yani cemaat akıl hocalığında bu süreci geliştirdiler. Hatırlarsanız o zaman işte AKP'nin başbakan danışmanları KCK operasyonlarına ne kadar önemli olduğunu, ne olması gerektiğini ifade ediyorlardı. Hatırlarsanız yine o zaman PKK'nın üst düzey yöneticilerin öldürmesi gerektiği üzerinden falan değerlendirmeler yapılıyordu. Sri Lanka modelini bile tartıştılar. Yani bunu birlikte planladılar işte AKP hükümeti. Kürt sorununun çözümsüzlüğü meselesinde birlikte hareket ettiler. Başbakan o zaman buna iknaydı. Hala böyle midir bilemiyorum. Bütün bu kavga bence rantı paylaşmamasıyla alakalı bir durum. Dershaneler meselesinde ortaya çıktı. Yani AKP hükümeti belli bir süreden sonra kendisi iktidar olduğunda başbakan bence Fethullah Gülen'e artık dur dedi. Yani ben burada varken başka bir iktidar gücü kabul etmiyorum dedi ve kavga burada başladı. Aslında ikili iktidar o eş başkanlık meselesinde. Çünkü birlikte yürüttüler, eş başkanlığı birlikte yürüttüler bunlar. Hani şimdi bir iktidar yani rant üzerinden bir kavgaya dönüştü. Dolayısıyla bu Kürt sorun çözümü konusunda mesela son işte bazı yerlerde cemaat sorun çözümünü istemiyor, AKP istiyormuş gibi bir yaklaşım var. Aslında ikisi de çok çözümden yana bir tavır değil. Yani bu kafa karışıklığını yaratan bir durum. Mesela Kürt hareketinin tabii ki bu süreçte diyelim ki bu süreci izlemesi ne oluyor? Bu devlet içerisinde yaşanan bu çatışmanın nedenlerini buradan gerçekten çünkü en nihayetinde biz tarih boyunca gördük ki bunlar kavga ederken Kürt meselesi olduğunda hemen anlaşıyorlar ve birleşiyorlar. Bu kavgaya bir şekilde bir taraf Kürtler de dahil etmek istiyor ve Kürtler bunun dışında kalmayı tercih ediyor. Bu çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Bu kavga bence derinleşecek yani şey açısından derinleşecek ki öyle görünüyor. Yani nereye kadar gider bilmiyorum ama bu kavgada şöyle bir durum var yalnız. Şimdi cemaat yeni ittifak şeyleri arıyor. İşte CHP ile bir ittifak yaptığı söyleniyor ki Fethullah Gülen bunu reddetmedi. CHP de aslında reddetmiyor. CHP'nin gösterdiği adaylara falan baktığınızda da cemaatle bir şey olabilir gibi görünüyor. Dolayısıyla işte Ya da bir zamanlar cemaatle flörtü olan insanlar da var o adayların içerisinde. Yani işte mesela cemaatin yayın organlarına falan baktığınızda işte şimdi CHP'nin programlarına daha çok şeylerin haberlerine yer veriyorlar.
belli ki bir ittifak şey yapmış. Hani burada bazen deniyor cemaatin oyu var mı yok mu falan. Mesele burada oy meselesi değil. Yani ideolojik olarak, politik olarak nasıl hareket ettiğiyle alakalı bir durum. Şimdiye kadar AKP ile hareket etti. Şimdi CHP ile hareket ediyor. Ve özü, bu cemaatin temelde özü, özellikle Kürt sorun konusunda çözümsüzlük yaklaşımıdır ve ittifak kurduğu güçleri de bu konuda ikna ediyor. Bu konuda ortak çalışmaya yürütüyor. Bu çok ciddi bir sorun. Özellikle mesela bizim burada CHP'ye bir çağrımız olabilir. Yani CHP'nin cemaatle ittifak değil, halklarla, demokrasi güçleriyle ittifak yapması gerekir. Yani bu konuda gerçekten mevcut bu duruma baktığınızda sanki mesela şöyle bir durum var. Yolsuzluğu sadece AKP yapmış gibi birlikte yaptılar bunlar. Yani mesela hesabı da birlikte vermiyorlar zaten. Yani bunlar kendi adamlarını kurtarıyor. Bu konuda da gerçeği göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Kürtler açısından, demokrasi güçleri açısından şöyle bakmak gerekiyor bizim açımızdan. Bu kriz derinleşsin. Ya bu bir sadece AKP ile cemaatin kavgası meselesi değil. Bu Türkiye'nin 90 yıllık yürüttüğü politikaların, ideolojik zeminin, tekçi zihniyetin çürümüşlüğüdür. Yani biz bunu böyle tanımlıyoruz. Bu mesele sadece AKP cemaat kavgasından öte sistem krizidir. Bu sistem krizi şunu ifade ediyor. Türkiye artık bu yöntemle yönetilemez, bu siyasetle yönetilemez. Demokratik bir sistemi inşa etmek gerekir. Ya AKP diyelim ki bu konuda kendisi iktidarını devam ettirmek istiyorsa ya da en azından diğer işte bugün Anavatan Partisi, DSP bilmem Refah Partisi'nin durumuna düşmek istemiyorsa, en azından parlamentoda kendisini bir yer edinmek istiyorsa yapması gereken şey demokrasi kriterlerini yükseltmek. Yoksa biz demokrasi ve özgürlükler meselesinde mücadelemizi yükselteceğiz ve bu güçteyiz. Yani iktidar, insanlar alternatifsiz değil diye düşünüyorum yani. Tabii programın başında HDP için ötekilerin partisi cümlesini kullanmıştık. Tabii bu toplumun en önemli ya da en geniş kesimini aslında oluşturan Aleviler var ve gerçekten de bu toplumun ötekileri. Peki siz HDP olarak Alevilerin sorunu konusunda ne düşünüyorsunuz? Sorunları konusunda daha doğrusu. Aleviler, yani tabii mesela Alevi hareketi son dönemlerde aslında çok önemli bir ivme kazandı. Özellikle bu eşit yurttaşlık talepleriyle çok politikleşen bir Alevi gerçeği var. Alevilerin Kürt özgürlük mücadelesiyle çok güçlü daha bağ kurması, Türkiye halklarıyla Türkiye'nin tüm ezilenleri, Ermeniler, Çerkezler, Lazlar, Araplar, tüm ezilenleriyle çok daha güçlü bir ilişki kurup kendisini ileri taşıması lazım. Ama ne yazık ki Alevilerin şu kendisine ittifak alanı kurduğu şey başka bir iktidar gücü. Daha çok işte CHP'ye oradan bakıyor. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasından, ki o kendisi hiç Aleviyim demiyor gerçi, değil ama Alevi ve Kürt'üm dememesine rağmen Alevilerde böyle bir şey durumu var. Yani bunu kendisine baz alan, yani daha doğrusu kendisine gerekçe yaratan bir yerden bir güce sığınma gerekçesi var. Bundan artık vazgeçmek gerektiğini düşünüyorum. Peki HDP bu konuda ne vaat ediyor? Biz şöyle bir şey demiyoruz, yani Alevilerin sorunlarını çözeceğiz demiyoruz. Alevilere diyoruz ki gelin sorunlarımızı birlikte çözelim yani. Biz Türkiye'yi birlikte demokratikleştirelim. Türkiye halklarıyla birlikte bir gelecek kuralım. Eğer bir gelecek olacaksa bu ülkede Alevisi, Sünnisi, Ezidisi, inananı ya da inanmayanı nasıl birlikte yaşayacaksa buna birlikte karar verelim. Bunun olabilmesi için Alevilerin Halkların Demokratik Partisi'nde örgütlenmesi gerekir. Yani bizim Aleviler adına söz söylememizden ziyade Alevilerin kendi sözünü söylemesi, kendi sözünü bizde bir politika haline dönüştürmesi gerekir. Mesela yıllarca BDP'de, DTP'de bu konuda çok soruldu. Sizin de Alevi politikanız yok. İşte sizin de, yani bizim mesela bir partinin bir Alevi politikası, Sünni politikası, şu politikasından ziyade, yani orada bu mücadele edenlerin gelip orada politika oluşturması, partiyi buna zorlaması gerekir yani. Mesela bizim Halklar ve İnançlar Komisyonumuz var. Bu konuda bütün halkların ve inançların eşitlik ve özgürlük mücadelesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz ama bu çok yeterli değil yani. Alevilerin gelip kendi hakları için, eşit yurttaşlık talepleri için, inanç özgürlüğü için gelip bizimle birlikte burada mücadele etmesini bekliyoruz. Mesela biz
Şöyle bir durum yok yani, hani kurtarıcı bir rol yok. Bir kurtuluş olacaksa birlikte olacak, beraber olacak. Ve her yerde söylüyorum yani, diyorum bizim şöyle bir üstten yaklaşımımız, hadi sizi kurtaracağız, size şöyle yapacağız, böyle yapacağız, yok. Aleviler ne yapmak istiyorsa gelin birlikte yapalım. Halkların Demokratik Partisi buna açık bir zemin yani. Alevilerin gelip politika yapmasına, kendi rengiyle, kültürüyle, inancıyla, neyse, gelip siyaset yapmasına, dayatmadan, şöyle olacaksın, böyle olacaksın, bu kalıba gireceksin demeden siyaset yapma hakkına sahip. Ama Alevilerin bence biraz, bir Alevi olarak bu kadar rahat konuşuyorum tabii şeyde, hiçbir halka ve inanca karşı hani böyle şey yaklaşımı tabii ki yok, üstten bir yaklaşım, ama şu bir öz eleştiri sürecinden, kendi tarihiyle, kendi geçmişiyle yüzleşme ve Aleviliği nereye götürüyorlar? Mesela sistemin Aleviliğe nasıl müdahale ettiğini biraz daha derin değerlendirmesi gerekiyor. Bence hem AKP hem CHP Alevileri bir şekilde bir sistemle uzlaştırma, sistem içine çekme konusunda bir çalışması var. İşte cami cemevi projesinden tutalım, sürekli Alevilik üzerinden korkular yaratarak aslında Alevilik kültürünü yaşamasını değil, Aleviliği işte mevcut sistem içerisine çekme anlayışıyla çok karşı karşıya kalıyoruz yani. O yüzden buradan bir gözden geçirip kendisini yeni bir başlangıç yapmaları gerekiyor. Yani şu sözde tabii ki biz hani şöyle yapın, böyle yapın falan diyemeyiz, ama şunu diyebiliriz: gelin birlikte değiştirelim yani. Birlikte bu işte özellikle Alevilerin yaşadığı acıları, trajedileri hesabını birlikte sorabiliriz. Yani ama bu hesap sormak sürekli acılarımızı, trajedilerimizi hatırlamakla olmuyor yani. Bunun hesabını sormak bu sistemden, bu zihniyetten sorabiliriz. Bu sistemden, zihniyetten sorabilmek için de güçlü olmak zorundayız. Bize diyorlar ki siz güçlü müsünüz efendim? Şimdi gelmezseniz nasıl güçlü olacağız? Yani gücü birlikte yaratacağız. Siz gerçekten buna inanıyorsanız nasıl? Yani bu birlikteliği büyüterek olabiliriz. Alevilerin bunu görmesi lazım. Şimdi siz zaten sizi yıllarca yok sayan, bir şekilde bu düzene bağını güçlendiren, her zaman için aslında bu düzenin, sistemin destekçisi haline getiren zihniyete bu kadar bağlıyken, hadi değiştirin demekle de olmuyor yani. Nasıl değiştireceğiz? Birlikte değiştireceğiz. O zaman işte şu hikaye de çok şey değil yani, işte mevcut biz oradayız, orayı değiştireceğiz. Ya kaç yıldır biz bekliyoruz ki bu CHP değişsin yani. Bekliyoruz ki bilmem şu değişsin, içinde dönüştüreceğiz. İçine gidenler dönüşüyor, hiç şey değişmiyor yani. O açıdan biz gelin birlikte değiştirip dönüştürelim. Gelin biz içimizde değiştirin diyelim yani. Öyle gidip o Aslında gücü değiştiriyorlar ya, tersi bir şey olsun. Gelin birlikte orayı, yani şunu görebilmeli mevcut şeyler. Yani bu insanlar bizim için çantada keklik değil yani. Her şey her zaman her süreçte hazır değil diyebilmeliler yani. Ama şu an Aleviler bütün politikalara karşısında her şeye hazır halde görünüyor ne yazık ki yani. En azından bizim bunun içerisinde olmayanları tabii ki ayrı tutuyorum o konuda. tabii dediğiniz çok önemli. Şimdi bu ülkede Aleviler de ciddi katliamlardan geçti ve siz şuna açıksınız aslında. Gelin siz baskı gücü oluşun ve hep beraber güçlenelim bu anlamda. Bu aslında tüm kesime söylediğiniz bir cümle. Ve tabii şu kıymetli bir şey, programımızın sonuna doğru yaklaştık. Son cümlelerinizi almak istiyorum bu temelde. Şimdi bu toplumun ötekisi saydığımız işte LGBT üyelerinden tutun, işte Ermenilerden tutun, Alevilere, Süryanilere, Kürtlere, kadınlara, hatta HDP için bir kadın partisi bile diyebiliriz aslında. Yani gözlemlediğimiz kadarıyla. Bir kadın olarak da ben bunu çok kıymetli buluyorum. Şimdi HDP, yani bu kesimlerin HDP'de buluşmasını sağlayan çekici bir güç olması gerekiyor. Bir, bu çekici güç nedir? Belki son bir iki cümleyle bunu almak istiyorum. Bir de bu kesimlerin bir araya gelmesi, bu anlamda mücadele etmesi gerekiyor. Ve siz diyorsunuz ki bunun adresi HDP. Bu anlamda da birkaç satır cümlenizi alıp programı kapatmak istiyorum. Ya bu konuda biz eşit hukuk kuruyoruz herkesle. Yani diyelim ki Halkların Demokratik Partisi içerisinde bulunan birey, grup, toplumsal grup, etnik grup, inanç gruplarının nüfusunun ne kadar, gücünün ne kadar olduğuna bakmaksızın herkesle eşit hukuk kuruyoruz. O açıdan bence birleştirici nokta bu. Yani ve bu aynı zamanda demokrasinin esaslarından birisi. Bir kişiysen bile hakkın var yani, bir kişiysen
geleceksin, orada kendi hakkını savunacaksın. Bu önemli bir konu. İkincisi, neden bizimle birlikte olmaları gerekiyor? Eğer şöyle bir iddiası varsa bizimle birlikte olmaları gerekiyor. Mevcut bu sistemden bıktıysak, bu sistem bizi köleleştiriyorsa, sürekli bizi geriye çekiyorsa, yani bizim umutlarımızı, geleceğimizi elimizden alıyorsa, yaşama sevincimizi elimizden alıyorsa, o zaman bu sistemde sorun var ve biz bu sistemin dışına çıkmak istiyorsak, o zaman HDP bunun adresi. Yani biz bu sistem içerisinde bir şey yapmak istemiyoruz. Çünkü bu sistemin bizi her gün boğduğunu, her gün aslında kendisine benzettiğini düşünüyoruz. Biz bu sistemin dışına çıkmak isteyenlerin, kendisine yeni bir hayat kurmak isteyenlerin, başka bir dünya mümkün diyenlerin hareketiyiz, partisiyiz. O açıdan bize gelmek isteyenlerin böyle değiştirme gücüyle, iradesiyle bize geleceğine inanıyoruz. Bu bizi de değiştirip dönüştürecek. Yani başta da söyledim ya, HDP başlamış bitmiş bir hareket değil. Yani programı, tüzüğü, hani net bu, işte herkes buraya gelsin değil. Her gelenle birlikte kendisini yeniden düzenleyen, yeniden gözden geçiren, katılıma açık bir noktada. İkincisi, ya bu kadar farklı bir şey olunca tabii zorlukları da var, güzellikleri de var. Bir birbirine tahammül etme, birbirini anlama, birbirine empati kurma meselesi ve asıl şey demokratik kültürü geliştiriyor. Yani bu demokrasi kültürünü geliştirebildiğimiz oranda Türkiye'yi de nasıl bir model olması gerektiğini de gösterebiliriz. Yani biz şöyle bir şeyi önce kendimizde başlatarak demokratik bir yönetim mümkün. Yani başka bir sistem mümkün. Bu mevcut kapitalist modernitenin şeylerini devam ettirmek zorunda değiliz. Buna karşı gerçekten demokratik bir sistem inşa edebiliriz. Bunun olanaklarını yaratabiliriz iddiasında yola çıkıyoruz. O açıdan HDP'ye gelmek için çok neden var yani. İlla herkes aynı nedenle gelmek zorunda değil. İşte birisi sizin dediğiniz gibi burayı bir kadın partisi görür, öyle gelir. Birisi ekoloji partisi görür, öyle gelir. Birisi işte inanç özgürlüğü, Alevilerin partisi görür, öyle gelir. Birisi işte başka bir şeyde gelir. Dolayısıyla bu partinin ne olacağına karar verecek olan partinin içerisindeki toplumsal kesimlerdir. Mesela HDP kimin partisidir? İşte Kürtlerin, Türklerin, Nazların, Çerkezlerin, Ermenilerin, Pomakların, Azerilerin. Yani böyle baktığınızda, çünkü bu kesimler bizimle birlikte iş yaptığı için biz bunu söylüyoruz yani. Bizimle birlikte mücadele eden, bize destek veren kişiler var oldukça bizim partimiz olacak. Mesela HDP'nin bir Alevi partisi olmasını istiyorsak, Alevilerin böyle bir şeyi varsa, sadece bir inancı anlamında söylemiyorum, Aleviler de gelip burada yer alırsa, o zaman Alevilerin de haklarını savunan, bu konuda mücadele eden bir parti. Kürt halkının özgürlük mücadelesi savunan, Kürtler için mücadele eden bir parti. Türkiye emekçilerin haklarını savunan, Türk halkının geleceği için mücadele eden bir parti. Ermenilerin hakları için. Yani düşünün, bütün herkesin yapması gereken şey bu. Burada da Gezi ile bağlantı kurup bitireyim isterseniz. Mesela Gezi'de ben şöyle tanımlamıştım. Hiç normalde yan yana gelmeyecek çok geniş kesimler bir araya gelmişti. Evet. O zaman şöyle söylemiştim, herkes isyanını almış gelmiş diye. Aslında herkes isyanını alıp HDP'ye de gelebilir, yani ortak ilkeler çerçevesinde. Çünkü biz aynı zamanda tabii ki sadece bir isyan hareketi değiliz. Bu isyanımızı çözüm gücüne dönüştürmek, müzakereye dönüştürmek, Türkiye'yi değiştirmek iddiasında olan bir partisi. Bu konu, bu sisteme isyanı olanların herkesin gelebileceği, buluşabileceği bir alan olarak görürüz HDP'yi. En azından şimdi böyle görürüz. İleride bunun olması için mücadele edeceğiz. İktidar olursak ne olur bilmiyorum. İktidar dönüştürücüdür, biliyorsunuz, her zaman için. Muhalefette kalmak bence genelde iyi bir fikir oluyor. Bir kadın olarak bunu söylüyorum ama tabii ki her partinin iktidar hedefi var. Yani bu bakış, yani iktidarı da dönüştürerek, hani piramit hep ters çevirmekten bahsediyoruz ya, gerçekten halkın iktidarını sağlayabilecek bir geleneği birlikte yaratabiliriz. Şimdiye kadar böyle bir gelenek olmadı. Hep iktidara gelenler kendisi dönüştü. Halk adına iktidara geliyoruz dediler. Hepsi halka neredeyse zulüm etmiş ki, evet, ve kendi politikasını dayatmış. Biz gerçekten ilk kez halkın iktidarını birlikte sağlayabiliriz iddiasındayız en azından. Bu belki de bizi umutlu kılan, moral motivasyon veren budur diye düşünüyorum. Programımıza katıldığınız için, bu ilk programda bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum öncelikle size. Evet değerli Metin Üç izleyicileri, bugün Halkların Demokratik Partisi HDP'nin eş genel başkanı Sayın Sabahat Tuncer aramızdaydı. Haftaya başka konuklarla buluşmak üzere, hoşçakalın.